Gelinim mutfakta efendim son bir yılda sık sık sunucu değişikliğine gidiyor. Fatih Yürek, Onur Büyüktopçu, Seda Sayan, Demet Akalın, Songül Karlı, Safiye Soyman ve en son Mehmet Ali Erbil'in sunduğu programla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Size de soralım, programa en çok hangi isim yakıştı diye ve haberimizi izleyelim. Yine denedik olmadı, boşa koyduk dolmadı. Gelinin mutfakta da şok eden yeni gelişme. Ben buradayım. İşler neden Mehmet Ali Erbil'in istediği gibi gitmedi? Bugünkü muhabbetimize geliyoruz. Yeni sunucu kim oldu? Çok konuşulacak iddiaları ve yeni sunucuyu ikinci sayfa açıklıyor. Boşa koyduk dolmadı, bu aşk bize uymadı gitti. Gelinin mutfakta yarışmasındaki sunucu sirkülasyonu devam ediyor. Programın dümenine her hafta biri geçiyor. Eski sunucu Fatih Yürek ise yaşadığı üzüntüyü hala atlatamıyor. Televizyonda olmak istediğinizi ısrarla söylüyorsunuz. Evet. Çok seviyorsunuz. Olacağım ben. Başlıyor musunuz? Olacağım. İstemediklerim gelecek, ben olacağım. Fatih Yürek'ten sonra kimler geldi, kimler geçti programdan? Onur Büyüktopçu, Seda Sayan ve Demet Akalın. Seda Sayan. Sizler stüdyomuza, ben de daha doğrusu buraya ve sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Demet Akalın. Hadi happy birthday falan filan. Aldık vişne sularımızı. Herkes kaldırdı. O bir tane de kız arkadaşım var, hiç sevmem. Yani kış günü burasında mini etek giymiş, böyle duruyor şeyde. Ondan sonra, aa benim bardağım yok dedi, Okan da bardağı ona verdi. Hoppa! Bak yemin ediyorum. Sonra da her hafta bir sunucu geçti ekran karşısına. Songül Karlı. Günün 3 puanlı verdiğimiz tabağımız. Bakalım hangi gelinimizde 3 puan gidecek? 3 puanı kazanan gelinimiz... Yaren. Safiye Soyman. Şimdi kızlar çok güzel mantı yaptılar. Mantının adı utangaç mantı. Tadına bakacağım. Ondan sonra yorum yapacağım. Puanlayacağım. Evet. Şimdi başlıyoruz. Tadıma. Mehmet Ali Erbil. Kızlar. Evet. Özlediniz mi beni? Evet. Hoş geldiniz. Ne yapıyorduk peki işte? Sonra bir, iki, üç. Mehmet Ali Bey. Parmağı göreyim, parmağı. Ay parmakçılar sizi. Evet, benim en sevdiğim yemeklerden bir tanesidir. Susamlı, neydi yemek? Ballı susamlı. Ballı susamlı. Son olarak Mehmet Ali Erbil'i görmüştük ekranda. Ünlü şovmenin yakınlarına programın son sunucusu benim, 3 aylık sözleşme yaptığım dediği kulaktan kulağa yayıldı kulislerde. Bu arada adı taciz iddialarına karıştığı için Mehmet Ali Erbil sosyal medyada da tepki gördü. Böyle olunca evdeki hesap çarşıya uymadı, işler Mehmet Ali Erbil'in istediği gibi gitmedi. Ben sende ümit görüyorum. Tamam, görün sizden de ümidi. Merak etmeyin, ben sizin yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Hadi Mehmet bak, Ali favorim Bey. Sensin. Yeni sunucu kim oldu? Gelinin mutfaklarının yeni sunucusunun kim olduğuna ise ikinci sayfa ulaştı. Mutfağın önümüzdeki hafta Nursel Engin'e emanet edileceği ortaya çıktı. Olmadı, yine denedik, olmadı. Evet, Mehmet Ali Erbil 3 aylığına bir anlaşma yaptığı, Mehmet Ali Erbil'in 3 aylığına bir anlaşma yaptığı iddia ediliyordu. Hatta bundan sonra programı alıp tek başına götüreceği de konuşulmuştu. Fakat Mehmet Ali de diğer sunucular gibi belirli bir dönem için programı üstlenmiş. Yerine de Nursel Ergin geldi. Nursel Ergin zaten daha önce de yemek programlarıyla gündeme geliyordu. Belki Nursel Ergin'den sonra da değişir yine. Peki sana da her sorayım. Gelen çünkü değişiyor. Evet, değişiyor. Her hafta bir değişikliğe de gidiyor bana aslında. Bana soracak olursan bir tane benim favorim var. Hiç de değişmedi. Benim de hiç değişmedi. Fatih Yürek. Fatih Yürek bu işi başlatan... Olmadı yani. Fatih Yürek'in üzerine olmadı dediğin gibi. Tabii ki de iyi isimler oldu. Tabii. Güzel de sundular ama Fatih Yürek'le bir bütünleşmişti gerçekten. Sizlerden gelen yorumlara bakıyoruz. Narin Hanım demiş ki günaydın, gelinin mutfakta en iyi sunan Fatih Yürek ve Onur Büyüktopçu oldu. Sizi seviyorum demiş. En çok yakışan Gülşen yazmış adaşım. En çok yakışan Fatih Yürek'ti. Programa en çok yakışan Fatih Yürek. Başka yorumlarda hep böyle Fatih Yürek, Fatih Yürek diye gidiyor. Mekanın sahibi diye bir şey var derler ya. Mekanın sahibi gelinin mutfakta Fatih Yürek'ti. Fatih'in de aklı hala programda. Çocuğumdu, bebeğimdi diyor yani. O benim evladımdı diyor. Çünkü insan haksızlığa uğrayınca, işinden olunca gerçekten sessiz kalamıyor. Ve o yara hiçbir şekilde kapanmıyor. Böyle aklına geldikçe de sızlıyor. Bizim de ekmeğimizle oynamak isteyen ve oynayanlar oldu. O yüzden biz Fatih'i çok iyi anlıyoruz. En fenası da ne biliyor musunuz? Bu ekmekle oynayanların hak, hukuk, adalet böyle dillerinden düşmüyor bunların. Evet.
Ama arkadan öyle güzel iş çeviriyorlar ki böyle. Sonradan öğreniyorsunuz ve ben ona abi diyordum, ben ona abla diyordum falan diyorsunuz. Tabii o zaten geçmişteki o yarasını, o sıkıntısını kapatmak için bir de çevresine maddi manevi çok yararlı bir insanmış imajını çiziyor. Geçen gün konuğumuz da söyledi, bir kişinin neyi eksikse devamlı onu vurgular. Ar, namus, ahlaktan yoksunsa ağzını açar ahlak, dilinden büyük adam düşünmez. Bilmem ne, ekmekle oynuyorsa herkese karşı çok adalet. Cebimdekini bile son kuruşuna veririm, ne kadar kazandığımı bile bilmiyorum falan gibi hak, öyle hukuk, laflar eder. Dilinden düşürmezler.